Teşekkür ederim. Serap. İyisin değil mi? Eğer istersen Neriman Çiftliği'ye gelebilir. Hatta bir süre burada da kalabilir. Yok. Alakan için sağ ol. Ama lüzum yok. Yine de bir şeye ihtiyacın olursa haber vermen kâfi. Hanımım hoş geldin. Serap Hanım, avukat bey geldi. İçeride sizi bekliyor. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizi dinliyorum. Serap Hanım, karnınızda Muzaffer Bey'in çocuğunu taşıyorsunuz. Bundan mütevellit, yasal olarak Muzaffer Bey'in tüm mal varlığı da size kalıyor. Bu hak için tek şart, karnınızdaki bebeğin sağ olması. Bu da zaten sizde mevcut. Muzaffer Bey'den kalan... Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Anlıyorum, kusura bakmayın. Sadece bu mevzuda malumatınız olsun istedim. Ancak esas geliş gayem bu değil. Muzaffer Bey ölmeden kısa bir süre önce teslim etmişti. Biliyorsunuz tedirginlikleri vardı. Kendisine bir şey olursa size ulaştırmam için bırakmıştı. Canım karıcığım, bunu okuduğuna göre artık aramızda aşılmaz engeller var. Senin ve çocuğumuzun yanında değilim. Sizi böyle yalnız bıraktığım ve bu sona mani olamadığım için beni affet. Senin her şeyin üstesinden geleceğine eminim. Sen çok güçlü bir kadınsın. Yokluğumda da refah içinde yaşamanız için. Sahip olduğum servet kâfi. Bundan dolayı da içim rahat. Yalnız senden bir ricam var. Yaşananlara rağmen Halide benim kardeşimdir. Evet, beni çok kırdı. Lakin ona olan sevgim hiç değişmedi. Fabrikadan, çiftlikten ve tarlalardan gelecek her türlü gelirin dörtte birini ona vermeni istiyorum. Ona bunlardan hisse bırakamazdım. Çünkü bu sadece Halide'ye değil, evlendiği adama da hak sağlayacaktı. Ben bunu istemiyorum. Halide'nin hakkını yemeyeceğine, onu koruyacağına eminim. Sana hem çocuğumuzu hem de Halide'yi emanet ediyorum. Seni çok sevdiğimi asla unutma.
Cızbıtmadan çalışın. Vırrikler. Hadi bakalım. O pinnikleri de bir sağlamlayın. Sonra gelip yoklayacağım. Hele şuna bak, şuna. İyice ekelendi. Kelebacım az bekle hele. Hoş gelmişsin Halide Hanım. Kız ne olmuş? Halide Hanım niye gelmiş çiftliğe? Ne bileyim ben anam ya. Bunların işlerine de akıl sır ermiyor ya. Müflis bezirgen. Eski defterleri kurdalarmış. Bununki de o hesap. Öyle olsa hanım kendi gelirdi. Baksana Serap Hanım getirdi. Öyle mi diyor? Öyle diyor. İşler iyice sarpa sarıyor ya. Konuşmak istediğin mevzu nedir? Dün avukat geldi. Karnımda Muzaffer'in çocuğunu taşıdığım için bütün mal varlığının bana kaldığını söyledi. Bunu tahmin ediyordum zaten. Bunları söylemek için mi çağırdın beni? Hayır. Muzaffer'in isteklerini sana iletmek için. Evet, bütün mal varlığı benim olacak. Ancak tüm gelirlerin dörtte birini sana vereceğim. Her ay eline yüklü miktarda bir para geçecek. Muzaffer'in isteği bu. Geçmişte bana çok acı çektirdin. Bana yaptıkların hiçbirini unutmuş değilim. Sana hala kızgınım. Lakin Muzaffer benim için çok kıymetli. Sen bana onun yadigarsın. Bundan sonra sana yaptığım iyilikler Muzaffer'in hatırasına yapılmış olacak. Peki abim neden beni sana mecbur bırakmış ki? Bunun bir tek sebebi var. Mallar Kemal'in eline geçmesin diye. Abin Kemal'in niyetinin bu olduğuna inanıyordu. Ben de buna inanıyorum. Ama Halide, gerçekleri görmeni beklemiyorum. Göremezsin de. Seni asla zor durumda bırakmayacağım. Abinin bütün dileklerini yerine getireceğim. Buraya geri dönebilirsin. Buraya yerleşebilirsin. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Ama bir şartım var. Ancak tek başına gelebilirsin. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Muzaffer Bey'in öldürülmesiyle alakalı tahkikat yapıyoruz. Tahkikat mı? Evet. Bütün evleri tek tek arıyoruz. Benim evimi aramayacaksınız umarım. İstisna yok. Muzaffer Bey'i tanıyan herkesin evi aranacak. Bir dakika. Bir dakika ne demek şimdi bu? Kadim dostumu.
İş ortağımı vurduğumu mu ima ediyorsunuz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.